Hoş bulduk. Abi, sen başımıza duruver de neyi nereye koyacağız? Ha, hoş. Abi, sen başımıza duruver de neyi nereye koyacağız bilelim. Niye öyle baktın? Dejavu oldu sanki. Buyur. Ne oldu? Hani şu anı bir daha yaşarsın. Her neyse. O mutfağa, şu tarafa. Burada. 2, 3, 4, 5, 600. Şunu da arkadaşlarla paylaşırsınız. Sağ ol abi. Abi sen de şuraya bir zahmet de imza at. Abi şurası. Biliyorum. Okuyorum. Normal prosedür abi. Eşeği eksiksiz olarak aldım. Tamam, anladım ama sen de bir izin ver. Alocuğum. Bil bakalım seni nereden arıyorum şimdi? Evet, taşındım bile. Resmen 2 saatte bitti iş. Hı. Ya hayatım, bu yeni taşınma sistemini görmen lazım zaten. Vallahi resmen 2 saatte yerleşip oturup kahveni yudumlar hale geliyorsun. Tabii tabii. Hı. Elimi bile sürmedim. Gerçekten. Çok acayip. Şimdi yatak odasındayım. Hı. Evet efendim. Hatta uzandım bile. Ne yapayım hanımefendi? Tek başına erotizm bu kadar oluyor işte. Siz gelin buraya. Beraber çoğaltalım bu sesleri. Ne dersiniz? Bir saniye hayatım. Kim o? Alo. Ha, yok bir şey. Ha, yok yok, ev çok sessiz ondan. Yok yok, kimsenin geldiği yok. Tamam, şimdi evi tarif ediyorum. Yatak odası 2. katta. Penceresini açtığın zaman aşkım... harika bir orman manzarasıyla karşılaşıyorsun. Ya bir görsen, burası öyle huzur verici bir yer ki. Gerçi evin her tarafında harika bir manzara var. Tabii tabii. Ve bu arada buradaki oksijen insanın burnunu yakıyor. Aha. Hani bir ortamda ne kadar fazla oksijen varsa o kadar az uyuyormuşsun ya. Bak sana söylüyorum. Burada 5-6 saat uyku bize yetecek. Evet. Öyle mi? Ama sen çok terbiyesiz şeylersin.
Hah, Sema Hanım. Merhaba Cihan. Çıktınız mı? Çok güzel. Ya Sema Hanım, ben her şeyi düşünmüşüm ama bu yemek meselesini atlamışım. Evet, malum ben buraların yabancısıyım. Pizzacı mizacı numarası da yok bende. Şey diyecektim, bu eğer zahmet olmazsa... Ya çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Vallahi sizin öyle çok büyük bir alışveriş yapmanıza gerek yok. Çünkü ben yarın bir alışverişe çıkarım zaten. Evet, işte siz bu akşamlık böyle ekmektir, mayonezdir, ton balıdır, koladır falan böyle şeyler alırsanız... Tabii tabii, eminim, eminim. Aa yok, sigara kullanmıyorum. Tamam, o zaman yarım saat sonra görüşüyoruz. Peki. Bardak çeşme suyundan zehirlenilmez ya. Tamam, sakin ol. Sadece çok uykusuz. Pişman ederim. Silahım var. Kim var orada? Yetiştiniz Sema Hanım. Öldünüz tabii açlıktan da ondan değil mi? Ha, evet, evet. Elektrikleri aldanmayın. Kolay kolay kesilmez buralarda ama bu akşam sizin şansınıza işte. Baksanıza, hava da iyice kudurdu. Neden geldiğimi merak ettiniz tabii değil mi? Evrakta tek tük eksikler varmış. Merak etmeyin, anlatacağım. Önemli değil. Önce bir lokma bir şeyler yiyelim de. Ya, çok zahmet oldu size Sema Hanım.
Ne zahmeti canım, hem ben de acıktım. Ay ben de şaşırdım, buraya çıkarıyorum. Hadi mutfağa gidelim. Ben de bu arada bir gaz lambası bulayım. Filerde milerde mutlaka vardır. Ayrıca... Ta 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 ta. Yeni evinizi kutlamadan olmaz tabii. Harikasınız valla. Hadi bakalım mutfağa, iş başına. Sonra konuşuruz. Tamam, ben de birazdan şömineyi yakarım. Gençliğimde bir iki mum ışığı deneyimim oldu. Romantizm adına. Ama gaz lambası ilk defa olacak. Keşke biz de masaya geçseydik o zaman. Burası sıcak, daha güzel. Peki, teşekkürler. Siz de çok şey almışsınız Sema Hanım. Baya baya mükellef bir sofra oldu şimdi bu. Olsun, canımıza değsin. Şimdi kardeş, ben buraya niye geldim? Ev sahibi malum, tuhaf bir adam. Yani şu bir türlü tanışamadım sana. Evet, tanışamadınız. İşin gerçeği, onu ben de tanımıyorum. Evet, aynen öyle. Bunca yıllık emlakçıyım. Hani neredeyse benden başka kimse yok buralarda bu meslekten. Bu kadar kiracı buldum bu eve. Geldiler, gittiler. Bir sürü kontrat, bir sürü işlem. Ben bile tanışamadım evin sahibiyle. Bütün işlemleri vekalet verdiği bir yardımcısıyla halletti. Şimdi unutmadan şunu halledelim. İlla damga pulu olacak diye tutturdu. Eski kafalı işte. Daha önceki kiracıya da aynı şeyi yapmıştı. Damga pulu zorunlu değil dedik ama anlatamadık. Tamam peki, önemli değil. Tekrar imzalarım ben. Pulun üstüne. Bir de açığa. Sema Hanım. Efendim? Ben de size bu konuyu soracaktım ama... bakın siz açtınız, daha iyi oldu. Bu benden önceki kiracı ya da kiracılar işte, her neyse. Onlarla ilgili birkaç soru soracaktım. Tabii bir sakıncası yok. Buyurun sorun. Dilim döndüğünce cevap veririm. Ne oldu? Niye bu kadar tedirgin oldunuz? İnsanların hayatını deşmek beni tedirgin eder desem. Merak etmeyin, ben de özel şeyler sormayacağım. Ben de cevap veremem zaten. Çünkü onların hayatını bilmem. Anlıyorum. Şimdi benim öğrenmek istediğim şey şu. Neden bu kadar çok kiracı değişti? Ve bu evin kirası neden bu kadar böyle ucuz? Bu ev hayaletli de ondan. Hissediyor musun? Buralarda bir yerde. Bizi izliyor. Siz Sema Hanım. Espri yaptım. Ha. Ay yüzünüzün haline gülüyorum. Bu kadar heyecanlanacağınızı düşünmemiştim. Buz gibi oldum. Özür dilerim ben. Gerçekten özür dilerim. Sadece bir şakaydı. Böyle şeylerden korkuyor musunuz yoksa? Yok, hayır, hayır. Ben özür dilerim, biraz fazla tepki verdim. Tamam. Ya özür dilerim. İkimiz de özür diledik, bitti. Bakın lafa daldık. Yeni eviniz için kadeh kaldırmayı unuttum. Şerefe. Güle güle oturun. Gelecek, gelecek. Kendini belli etti bu. Uğraşıyorlar tabii. Sema Hanım, neden hiç bu konuda konuşmak istemiyorsunuz? Ha, kiracılar değil mi? Öyle bir soru sormuştunuz. Yok canım, niye konuşmayayım ki? Bakın Cihan Bey, müşterilerimin özel hayatı beni hiç ilgilendirmez. Ama niye bu kadar çok kiracı değiştiğini size kendi hislerimle açıklayabilirim. Bu evi ilk kez gören herkesin tepkisi aynı oluyor ilk başta. Bu aşık olmak, vurulmak gibi bir şey. İnsanlardan, medeniyetten uzak bir ev. İlk başta herkes güle oynaya yerleşiyor. Ama aradan zaman geçince sıkılmaya başlıyorlar. Ta en başta nefret ettiklerini sandıkları teknolojiyi ve medeniyeti arıyorlar. Ve sonra tekrar şehre geri dönüyorlar. Buralarda yaşamak
Biraz yürek ister Cihan Bey. Buna cesaretiniz var mı? Aa, Sema Hanım lütfen, ben bundan sonrasını hallederim. Bir iki parça kaldırıverelim bitsin. Yedek bunlar masanın üstünde, elektrikler kesilebilir. Sema Hanım. Efendim? Sema Hanım, bakın yağmur iyice şiddetlendi. Saat de çok geç oldu. Eğer bundan sonrası gitmek size zor gelecekse... Buyurun, benim misafirim olun bu akşam. Biliyorsunuz bir sürü oda var. Birini kırılıp yatarsınız. Teşekkür ederim. Gitsen daha iyi. Kedilerim aç, beni bekliyor. Ayrıca benim için korkmanıza gerek yok. Avcumun içi gibi bilirim ben buraları. Yollar hala açıktır. Ama yağmur böyle yağmaya devam ederse... bir saate kadar kapanır. Hah. Malum toprak yol buralar. Araba maraba geçmez. Ben de acele etsem o yüzden iyi olur. Ya bu arada ben şunu da söylemezsem sabaha kadar kendimi yerim herhalde. Bu az önce size kalın dedim ama umarım beni yanlış anlamadınız. O sizin teveccühünüz. Teşekkür ederim. Anlayamadım. Sizi yanlış anlayacak yaşı çoktan geçtim Cihan Bey. Ha. Bir 10 sene önce olsaydı sizi seve seve yanlış anlayabilirdim. Peki, iyi geceler. İyi geceler, iyi uykular. Güle güle oturun. Sakın. Sakın, sakın, sakın. Tam da bu anı bekliyordum değil mi gitmek için? Kahretsin. Allah kahretsin. Kim var orada? Kim var orada? Şimdi Cihan'cığım, burası eski bir ev. Aynı zamanda ahşap da. Tabii ki böyle gıcırdayacak. Ayrıca hayalet diye bir şey yoktur. Hayalet olsa bile ayak sesi diye bir şey yoktur. Çünkü hayalet bu. Adı üstünde. Hayalet. Uçar, kaçar. Hayaletlerin ağırlığı olmaz. Onun için ayak sesi de olmaz. Sen böyle kendi kendine konuş, delirt kendini, tamam mı? Ödlek herif. Thank you.
delikanlı. Bu müessirin ikramı. Böylesini hiçbir yerde bulamazsın. Halis keçi peynirim. Hadi ye bir tadına bak bakalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Her şey harika olmuş. Afiyet olsun. Pardon, bakar mısınız? Bir şey sorabilir miyim? Siz buralısınız değil mi? Buralıyım ya. Hem de doğma büyüme. Daha doğrusu sana şunu söyleyeyim mi? Burası belli. Ben çocukken... zamanında biz de çocuk olduk tabii. Buralar 2-3 evlilik bir köydü. Şimdi insan da oldum. İşte biz buranın en eskisiyiz. Bu yüzden söylüyorum ya, ben mi buralıyım yoksa burası mı ben mi bilemem. Ne soracaksan sor bakalım hadi. Şimdi ben buralara yeni taşındım. Şu bayağı yukarıda bir yer. Bu Karatepe diyorlar. Bildiniz mi orayı? Bilemedim, kusura bakma. Canım, nasıl bilemezsiniz, işte buranın en eski yerlerinden biriymiş. Demek ki o kadar eski değil. Bilemedim. Bir dakika lütfen. Daha ne soracağımı bilmeden hemen neden kaçıp gidiyorsunuz? Demek ki bildiğiniz bir şey var değil mi? Ne var orada? Bir dakika, ne var orada? Niye, neyi saklıyorsunuz lan? Bilmiyoruz dedikse bilmiyoruz. Terbiyesizleşme delikanlı. Peki öyle olsun. Borcumuz ne? İkramımız olsun, isteriz. Rahatsız olmayın lütfen. Buyurun lütfen. Çay içer miyiz? Yok, zahmet etmeyin. Ben az önce içtim. Ben Sema Hanım'a baktım ama az önce aradım. Kendisinin cebi kapalıydı. Araba kullanıyordur kesin o. Kapatıyor güvenlik bakımında. Peki buraya mı geliyordur şimdi? Sabah erkenden bir müşterisiyle arsa bakmaya gidecekti. Ben yardımcı olayım. Yok, bu sizin yardımcı olabileceğiniz bir şey değil galiba. Emeğe bakıyorsanız ben bilirim yani. Aslında normalinde burada çalışmıyorum ama işte Sema abla uzak bir yere gittiği zaman yardıma gelirim. Ama gene de bilirim yani. Siz söyleyin nasıl bir şey bakıyorsanız. Hayır, ben zaten müşterisiyim. Uzak bir yerde mi kendisi? Vallahi akşama kadar dönmez onlar. Oradan da başka bir yere gideceklerdi. Ama bir başka müşterisine randevu verdi öğleden sonra için. O zaman eğer burayı ararsa aradığımı söyler misiniz? Cihan dersiniz. Cihan Bey... 10 civarı aradı. Tamam, anladım. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Ya ben aslında şey soracaktım. Bu şu yukarıdaki Karatepe hakkında. Ben oraya yeni taşındım. Öyle mi? Güle güle oturun. Ben ara ara geliyorum ya, bilmiyorum tabii. Yok, tamam, o önemli değil. Benden önce oturmuş kişi hakkında birkaç bilgi almak istiyorum. Bana sormasanız, benim pek yetkim yok da bu konuda. Durun şimdi, daha ne soracağımı bilmeden niye herkes böyle defansif davranıyor burada? Allah Allah! Ya adam belki bir şeyini unuttu, ben de ulaştırmaya çalışıyorum. Ne oluyor kardeşim burada? Niye herkes böyle korku filmlerinden çıkmış gibi davranıyor? Birini mi öldürdü bu adam yoksa birileri onu mu öldürdü? Adam mı, kadın mı? Ya birisi de çıksın adam gibi bir cevap versin lütfen ya! Bana niye bağırıyorsunuz ya? Ben ne yaptım size şimdi? Ağlamayın. Ben zaten ara sıra çalışıyorum burada. Sema Hanım kilitli tutar dolapta dosyalarını. Siz de öyle birdenbire bağırınca aile bileyim ya, elim ayağım titredi işte. Tamam. Tamam, affedersiniz. Ne olsun ne olur? Yine de sizden 3 puan aldık ya.
ya sen ona bak. Sana satılmış akıllı duvardı oğlum. Ağladı adam ağladı. 94 dakika yaptı maçı. Ne bu? Pehlivan tefrikası. Maç dediğin 90 dakika oğlum. Hangi yüzde dolaşıyor sağda adam? Buyurun. İyi günler. Buyurun buyurun. Buyurun. Bak izin versene geçsin adam. Buyurun. Buyurun. Kusura bakmayın kafa dalmışız. Muhabbet de etmesek vakit geçmiyor biliyor musun? Yok tabii tabii önemli değil. Buyurun buyurun. Teşekkür ederim. Nasıl yardımcı olabiliriz? Şimdi memur bey ben aslında... Yabancısınız galiba buralarda. Sizi daha evvel görmedim. Aa, evet, evet yeni taşındım. Küçük bir yer biliyor musun? Herkes tanır birbirini de ondan dedim. Muhtarlıktan ikametgah falan hallettiniz inşallah. Aa, hallettim, hallettim. Şimdi memur bey bu... Buralarda Karatepe diyorlar. Ben o eve yeni taşındım. Ve bu konuyla ilgili bir şeyler soracaktım size. Hangi konuyla ilgili? Anlatayım. Tabii şimdi bu biraz size tuhaf gelebilir. Ben birazcık rahat olabilir miyim? Oğlum tabii canım. Oğlum yani bana güvenebilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi memur bey, bazı şeyler var ki o evle ilgili. Beni çok rahatsız ediyor. Tabii ben bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... Hiç lafı dolandırmadan direkt olarak soracağım size. Sor. Sen sor. Ben de söyleyeyim. Tamam. Şimdi memur bey, kayıtlarınızda o evle ilgili sıra dışı bir şey, bir olay... ...ya da kayıtlara geçmiş bir cinayet olabilir, bir öldürme olayı olabilir. Yani buna benzer bir şey. Yani kısacası... O evde ne yaşandı memur bey? Ben bunu bilmek istiyorum. Ne bileyim ben ne yaşandı? Normal ev işte. Nasıl cinayet? İhbarda falan mı bulunacaksınız yoksa? Eğer öyle bir şeyse lafı gevelemeyin beyefendi. Direktman söyleyin. Ceset falan mı buldunuz oralarda? Bakın. Ciddi bir mesele bu. Şakaya gelmez. Hayır bakın. Bakın siz beni yanlış anladınız. Affedersiniz ben derdimi anlatamadım. Sakin olun lütfen. Buyurun. Buyurun siz lütfen. Affedersiniz ben anlatamadım derdimi. Ben sadece böyle bir şey hissettim, bu kadar. Yani var ya nasıl telaşlandırıyorsunuz insanı? Hissetmiş. Beyefendi hissetmek de olur mu bu işler? Sakin bir yer burası. Burada öyle cinayetler, minayetler bir şeyler olmaz. Film mi bu? Özür dilerim, özür dilerim. Siz şu yazar, romancı takımından falan mısınız yoksa? Hani öyle yapıyorlar ya, yeni romanlarını yazmak için dağda bir eve geliyor adam. Orada kendi yazdıklarına, mazdıklarına yalnızlıktan inanıyor. Kafayı yiyor. Böyle bir film seyretmiştim de oradan biliyorum. Galiba siz haklısınız. Ben hayal gücü fazla mesai yapan bir yazarım. Kusura bakmayın sizi de yok yere telaşlandırdım. Ben gideyim o zaman. Beyefendi, adınız ne? Ben kiminle görüştüm? Ne o? Adınızı mı unuttunuz? Cihan. Cihan benim adım. Kemal ben. Memnun oldum. Güle güle oturun yeni evinizde. Ben bir şey olursa tekrar haber veririm. Sağ olun. Hayatım tamam anladım biliyorum çalışıyorsun ama... ...ne yani şimdi biz de illa hafta sonunu mu bekleyeceğiz? Ama ben senden birkaç gün... Ya canım sen de konuş oradakilerle... Aşkım bak diyorum ki konuş oradakilerle. Birkaç gün izin versinler. Bak sana ne diyorum. Hafta sonuyla birleştiği zaman 4 gün ediyor. 4 gün bile yetmeyecek aşkım bize burada. Hah, dinliyorum. Evet. Evet. Peki. Yok canım. Niye bozulayım? Bozulmadım. Cuma akşamına kadar bekleriz biz de. Ben de. Bay bay. Thank you.
konuşma. Artık konuşuyorsun benimle. Konuşabiliyorsun bile. Ne diyorsun sen Mehmet? Kimsin sen? Bak yaklaşma. Vururum. Artık cevap bile veriyorsun. İyice gerçek oldu her şey. Yapma! 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 Kimsin sen? Bak ne işin var evimde? Dur. Dur yapma. Konuşmamız lazım. Düşündüğün gibi değil. Yapma! 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 Defol evimden. Evimden defol, defol! Dur. Sana zarar vermeyeceğim. Konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Sen gördüğünü... Dur. Dur yapma! Yapma! Sen mi korkuyorsun? Şimdi sen mi karanlıkta kaldın? Yoruldun değil mi? Dur. 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 Sana her şeyi anlatırım. Sana zarar vermek istemiyorum. Yaşlı bir adama ikram edecek bir fincan çayım vardır herhalde. Çok üşüdüm. Geç istediğin yere otur. Çay mı istemiştin? İçim ısıtacak herhangi bir şey. Ha mesela şu işte. İzin var mı? Ha? Tabii keyfine bak. Gerek yok. Büyük ihtimalle bu benim kullandığım bir bardak zaten. Tiksinmem. Ne diyorsun sen be? Geç karşıma otur ve beni dinle. Cihan. Adımı nereden biliyorsun? Çünkü bu adı ben koydum sana. Anlatacaklarımı kabul etmen zor gelebilir biliyorum ama otur ve sözümü kesmeden dinle beni. Bundan 4 ay önceydi. Her şeyimi kaybetmeye başladığım günler. Yapayalnız kaldığım günler. Göz açıp kapayana kadar olup bitti her şey. Hoş. Ben de engellemek için hiçbir şey yapmadım ya. Karımı zaten 1 yıl önce kaybetmiştim. Bir hastane odasında onu son yolculuğuna uğurladım. Sıradan, basit, sürprizsiz bir ölümdü. Herkesin isteyeceği türden bir ölüm. Önceleri hiçbir şey hissetmedim. Orada öylece durdum. Hatırladığım tek şey sokağın sesleriydi.
Kızımı Fransa'ya, kocasının yanına uğurladım. Birkaç yıldır orada yaşıyor, bir Fransızla evli. Pek istemesek de kabullendik sorunu. Neyse, bunlar uzun hikaye. Geçelim. Demek istediğim, yapayalnız kalmıştım. Artık hissettiğim tek şey bir boşluk duygusuydu. Hiçbir zaman dolmayacak bir boşluk. Eski ve köklü bir şirkette yöneticilik, danışmanlık, işte öyle bir pozisyondaydım. Tecrübesine güvenilen eski elemanlar olur ya, onlardan biri. Yaşlı patronların çok güvendiği, evladiyelik saydığı bir demirbaş. Küçük bir de hissem vardı. Onu sattım ve işler ayrıldı. Duramıyordum hiçbir yerde. Sığamıyordum hiçbir yere. Hoş, ayrılman bazılarını sevindirmedi değil. Birkaç genç çakal yıllardır bu anı bekliyordu zaten. Olsun, canları sağ olsun. Kimseye karşı hiçbir şey hissetmiyordum artık. Sanki derimin üstüne kilolarca zamk sürülmüş gibi. Zaman bana dokunmadan, günler bir örnek geçip gidiyor, bense hiçbir yere ait olamadan sürüklenip gidiyordum. O evde yaşayamadım. Onun hatırası. Sokakların kalabalık benimse yalnız tezatım, her geçen gün beni daha rahatsız eder olmuştu. Ve bir gün geldi, ben bir kenti terk ettim. Her şeyi yakıp gittim. Burayı, bu evi rastgele sormadan, bilmeden, kilometrelerce sonra dönüverdiğim bir sapak, bir yol ayrı. Öylesine hiç hesapsız beni buralara getirdi. İstediğim şey yalnızlıktı. Gerçek bir yalnızlık. Neden bunu istedim biliyor musun? Yalnızlıktan korktuğum için. Büyük bir kentte, büyük bir kalabalıkta yalnızsan, işte bu daha korkunç oluyor. Ama böyle bir yerde kendi yalnızlığının farkına varmıyorsun. Ha, tuhaf değil mi? Hep tam tersi zannettim. İşte bu evde böyle yaşamaya başladım ben. Eşyalı bir ev demişti emlakçı. İtiraz etmedim. Sadece yeni bir iki küçük ekleme yaptım. Çiçekler, boncuklar, böcekler, bahçe domatesleri işte. Bunlarla avuttum kendimi. Sevdin mi bunu? Bilmiyorum. Yeni bir başlangıçtı işte. Evet, başlangıçtı dedin. Evet, gerçekten de yeni bir yaşama başlamıştım. Ama tuhaf bir yaşam. Nasıl tuhaf? Uykunun olmadığı bir yaşam. Önceleri bunu basit bir uykusuzluk sorunu sandım. Malum oksijen, dağ havası, yeni ev. Bir sürü neden vardı bunu bana düşündürecek. Uykum beşer ya da dörder saatlere düştü, sonra giderek azaldı. Günde iki saat, sonra bir saat. Doktora göre basit bitkisel şuruplar verdi önce. Hiçbir işe yaramadı. Sonra ağır uyku hapları denedim. Olmadı. Artık resmen güneşi doğdurmaya başlamıştım her gün. Sabaha karşı belki bir 10 dakika içim geçiyordu koltukta, o kadar.
Ruh gibiydim adeta. Tuhaf ama bir yanım böyle olmasından hoşnut gibiydi sanki. Uyumamak daha çok yaşamak demek diyordu bir yanım. Gecenin ve gündüzün güzelliklerini ayrı ayrı yeniden keşfediyordum sanki. Kendime bir sürü oyuncak buldum. 5000 parçalı, 10000 parçalı puzzle'ları çözüyordum. Televizyonda seyretmediğim filmleri seyrediyordum ve ne zamandır ertelediğim romanları okuyordum. Sonra çok ama çok yorulmaya başladım. İstediğim kadar uzansam da dinlenemiyordum. Her yerde bu hastalığı araştırıyor ve dünyada bir yıldır bile uyumayan bazı insanların varlığını dehşet içinde öğreniyordum. Hastalıkla ilgili öğrendiklerim korkunçtu. Yıllardır uyumayan insanlar. Bazı insanlarda hastalığın hiçbir çaresi yoktu. Onlardan biri olmak duygusu beni ürkütmüştü. Önce kulağımda bir çınlama başladı. Öyle olurmuş hep bir çınlama sesi. Bir teviye hiç durmadan, 20 günün sonunda. Herkese göre değişirmiş bu süre. Öylesine yoruluyordum ki bazı sabahlar düşüp bayılıyordum. Bu da olurmuş. Olsun, keşke olsa. O da bir nevi uyku demekti benim için. Ama ayıldığımda sadece 5, bilemedin 10 dakika geçmiş oluyor. Beynim, kalbim, içimde deli bir yer neyse işte inat ediyordu, savaşıyordu benim. Yorgun ölmek düşüncesi beni delirtiyordu. Tam bir ay geçmişti ve gram uyku uyumamıştım. İlk geldiğin gün mutfağa paramparça buluşunun nedeni benim çılgınlığımdı. Sonra korkunç. Evet, korkunç bir şey oldu. Bir gece dehşet verici bir şey. İşte bu katlanılmaz bir şeydi. Beynim bana oyunlar oynamaya başladı. O kadar yorgun ve uykusuzdum ki artık hayaller görmeye başladım. Yıllar önce ölmüş annem yanı başımda oturuyordu. Üstelik öylesine geçip gidiveren bir şey değil. Allah'ım o kadar gerçekti ki. Anne? Önce eller ayaklar yıkanacak. Sonra da koltuk altlarını sabunlar. Pis kokma değil mi? Sonra da tüm yatak. Hadi bakayım. Görmekle kalmadım. Annem benimle konuşuyordu. Aklımı oynatıyorum. Devam. Hissettiğim korkuyu sana anlatamam. Yo yo yo. Yo, aletler beni korkutmazdı. Ben delirmek. Bir evin içinde yalnız başına delirmek. İşte bu. Bu korkunçtu. Düşüncesi bile korkunç. Göster, göster. Ne yapıyorsun? Bize göster. Tanıştırayım, bu Necat. Necat uzun yıllar Avrupa'daydı. Evinizde, iş yerinizde, ofisinizde. Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar. Annem gidiyor, yerine bir başkası geliyordu. O gün bilinçaltıma ne yerleşmişse, televizyonda ne izlediysem ya da ne yaşadıysam. Ilgaz ya, gözünüzden gelen lezzet. Hani bunu görmeyecek adama da sorarlar yani. Her gece farklı hayaletlerle buluşuyor. Sonra bir gün bir şey oldu. Daha öncekilere benzemeyen bir şey. O kadar gerçek ve o kadar farklı. Artık tamamen delirdiğimi düşündüren bir şey. Sokağa çıkamıyorum. İnsanlara zarar verebilirim diye. O kadar korkuyordum kendimden. Çok gerçek bir hayal.
işte. Hikayesini en baştan oluşturan bir hayal. Yaptığı her şey çok mantıklı bir hayal. Hatta kendine ait bir hayatı olan bir hayal. Hatta kendi hayatına en baştan başlayıp bir sabah bu eve taşınan bir hayal. Sana Cihan dedim. Ben bu ismi çok severim. Ama sen gerçekten yoksun Cihan. Ya da bir derinin kabuslarında yaşıyorsun. Boşluğa bağırıp duran ama bunu bilmeyen bir derinin aklının karanlıklarında bir yerde. İşte gerçek bu. Gerçekte sen yoksun. Gerçekten harika bir hikayeydi. Ne zaman çıkacak bu piyasaya? Yani kusura bakmayın, böyle ağızdan dinlemekle olmuyor. Ben bundan imzalı bir kopya istiyorum. İmzalarsınız değil mi? Ama herhalde imzalarsınız. Ne de olsa, baksanıza, tanışıyoruz bile. Daha önceden başka denemeleriniz var mıydı, yoksa bu sizin ilk romanınız mı olacak? Kapa çeneni. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yoksa zavallı hayaletiniz canınızı mı sıkmaya başladı sizin? Çok yaratıcı bir beyinsiniz. Çok yaratıcı bir beyinsiniz, kabul ediyorum, bu doğru. Ama gerçekte sanki biraz salaksınız galiba. Evet, yani kusura bakmayın, ben böyle çok direkt konuşuyorum ama ne yapayım, tam olarak açıklayan kelime bu. Salaklık. Yani benim bu hikayeye inanıp bu evi terk edip size bırakacağımı düşünmeniz çok büyük bir kifayetsizlik. Kes sesini, beni rahat bırak. Siz gerçekten delirmişsiniz. İşin kötüsü, hikayeye kendinizi de inandırmışsınız. Benim bunca senedir yaşadığım bu hayat yalan. Öyle mi? Buna mı inanmamı bekliyorsunuz? Hangi hayattan bahsediyorsun sen? Ha? Ne hayatı? Senin sadece şu kapıdan girdikten sonra bir hayatın oldu. Öncesini düşün. Var mıydı ha? Var mıydı? Benim bilmediğim hiçbir şey biliyor olamazsın. Bir düşün. Sen ne iş yapıyorsun ha? Annen kim? Çocukluk anıların var mı? Yok. Yeter. Yeter, yeter artık. Defol evimden. Defol evimden. Polisi çağırırım. Polis çağırırım. Peki çağır. Yalnız telefonunda gördüğün şey seni korkutacak. Hazırlıklı ol. Rehbere bak. Sana kurduğum her şey bir dekor, sadece olması gerektiği gibi. Benim bilmediğim hiçbir şeyi sen biliyor olamazsın. Bozulmuş bu. Rehber silinmiş. Gördün işte. Terk et artık beni. Git. Sevgilin ismi ne? Hı? Baban kim? Hangi okuldan mezunsun sen? Ne iş yapıyorsun? Cevap ver bana. Cevap ver! Bırak beni! Madem olmadığını söylüyorsun, kime ittirip durdun şimdi? Kim ormandaki yapıştı gırtlağına? Ben! Kendim! Hepsini kendi kendime yaptım, anlamıyor musun? Deliriyorum çünkü. Uykusuzluktan çıldırmak üzereyim, anlamıyor musun? Terk et beni! Git buradan! Git! Bırak beni! Benim bir hayatım var. Şu anda burada başka biri daha olsa, kollarını boşluğa sallayan, boşluğa bağırıp çağıran bir deliden başka bir şey görmeyecek. Çağır o zaman birilerine, çağır da görsünler bizi. Tımarhaneye kapatırlar beni, anlamıyor musun? Sen zaten tımarhanelisin, görmüyor musun halini? Benim bir hayatım var. Anlıyor musun? Gel o zaman.
göstereyim sana hayatını. Bak, kendine bak. Yokluğuna bak. İçliğine bak! Arabam. Bunları nasıl açıklayacaksın? Beni hiç terk etmedin. Hepsi bu. Bu eve ilk taşındığın günden beri. Kamyoncuyu hatırlıyor musun? Kapıdan iki kez girdi. Başımızda duru ver de neyi nereye koyacağız? Ha hoş. Neden büyüğüm? Hayal gördüğümü bildiğim için silkinip kendime gelmeye çalıştım. Ama beni terk etmedi. Bir yaşam içtim sana. Bir hikaye bildim. Gittiğim her yere sen de geldin. Sana bir hikaye, bir isim. Kartondan bir yer. İskambil'den bir yer. Yalnız yolculuklar ama yol arkadaş. Ben ne olacağım şimdi? Anlamanı istedim. Yani anlarsan, yani ben anlarsam, bunu kabul edersem delirdiğimi biter diye. İçin seninle konuşmak, yüzleşmek istedim. Gidersin diye. Tek istediğim biraz uyumak. Sadece uyumak. Uyuma. Ne yapıyorsun? Ben ne olacağım peki? Haksızlık bu. Bak. Belki bir yerlerde gerçekten yaşıyorsun. Bilmiyoruz ki. Gerçekten de. Gördüğüm milyonlarca insandan birisindir. Bir yerlerde kendine ait bir hayatın vardır. Bunu bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ama bırak beni. Bırak.
Ya, Ilma. Ilma. Ilma lütfen, ben yaşamak istiyorum. Uyan! Uyuma! Uyuma! Ben yaşamak istiyorum. Sana uyuma dedim. Uyuma. Uyuma! Uyanın. Ay. Ay bizi nasıl korkuttunuz. Elim ayağım titredi. Öldünü sandım. Neyse geçmiş olsun. Geçmiş olsun mu denir bilmiyorum ama. Ne oldu bana? Biz de onu anlamaya çalışıyoruz Haluk Bey. Boğuşulmuş gibi sanki burada. İyisiniz değil mi? Var mı bir yara bere izi? Bir ağrı hissediyor musunuz bir tarafınızda? Bir darbe marbe izi göremedim ben ama. Niye darbe olsun? Ay biz nereden bilelim? Hırsız mırsız girdi, sizi öldürdü sandık. Dünden beri telefonlara çıkmıyorsunuz. Benim ofise uğrayıp benim kızla da biraz tartışmışsınız galiba. Ben bir yerlerdeydim. Bir yerlere müşteri götürmüştüm, yeni geldim. Sonra polise gitmişsiniz. Evde bir adamla ne görmüşsünüz? Hırsız gibi sanki de onu da söylememişsiniz. Biz de telefonları kırıyoruz ne oldu size diyerekten. Aldım Kemal Bey geldim, sağ olsun. Yürü dedim, yürü bir gözümüzle görelim şu adamı. İyisiniz değil mi? İyiyim. Çok iyiyim. Bu kadar. Işıldağ ne yapacaktınız? Caner kesildi işte. Ha. Ne yapıyordunuz öyle yerde uzanmış Haluk Bey? Hiç. Uyuyordum. Aa! Nihayet deyip duruyordunuz bir aydır uyuyamıyorum, uyuyamıyorum diye. İnsomnia mı ne demiştiniz? Geçti mi bari? Geçti, geçti. Kötü bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah? Kabus. Dağlara taşlara. Biraz çay içer miyiz? Ha? Ya da şöyle koyu bir kahve. Galiba benim ihtiyacım olacak. Koyun madem. İçeriz şöyle karşılıklı. O kadar yol geldik. Öyle değil mi Kemal Beyciğim? Ha? Sema Hanım. Nasıl söylesem bilmiyorum ama... 6 aylık kira ev sahibinde kalabilir. Yani ben bir şey istemiyorum. Efendim? Ben bu evden ayrılmak istiyorum. Aa, neden? Eski düzenimi özledim. Bir de buralarda yaşamak dediğiniz gibi biraz cesaret istiyor. Söylemiyorum Haluk Bey ama siz gittiğinizden beri pek tadımız tuzumuz kalmadı desem inanır mısınız? Sağ olun Yılmaz Bey, çok naziksiniz. Vallahi benim için de biraz zor oldu işsiz güçsüz yaşama alışmak. Ancak şimdi uyum sağlayabiliyorum. Haluk Bey, biliyorsunuz istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz. Kapılarımız size her zaman sonuna kadar açıktır. Yani eskisi gibi olmasa da şöyle başımızda durun yeter bize. Ama yok. Yok. Artık benim istediğim tek bir şey var. O da iyi bir berjer koltuk, bir de bir sehpa. Ha, yeni bir de şey aldım. Bu plazma ekran diyorlar. Surround ses sistemli DVD. Evden çıkasım yok yani. Yılmaz Bey. Kim oturuyor benim koltukta şimdi? Yeni transferlerden biri. Siz ayrılmadan 1-2 gün önce gelmişti. Belki hatırlarsınız. Laf aramızda çok bilmiş biri. Yeni jenerasyon hep böyle oluyor. Ya sanırsın ki sen bu meslekte hiçbir şey bilmiyorsun da... bunlar analarının karnından yönetici doğmuşlar. Bir afra, bir tafra. Şöyle yapacağızlar, böyle edeceğizler. Yeni atılımlar peşinde hepsi. De, hepsi boş. Kuru gürültü. Ne kestin koç, ne yedin hiç. Neyse Azim, gelin de tanıştırayım sizi, buyurun.
O zaman ilk konuştuğumuz gibi olsun Zeynep Hanım. Benim de aklıma yattı. Peki tamam, ben size geleceğim. Kolay gelsin Burak. Haluk Bey, şirketimizin en eski elemanlarındandır. Merhabalar. Buyurun. Yani kısacası bu oda ikinci insanı ilk defa seninle görüyor Burak'cığım. tam senin gelişine denktir gidişi. Daha önce tanışmış mıydınız bilmiyorum. Tanışmıştık. Ben pek hatırlayamadım. Burası pek kalabalıktı. Neyse, hayırlı olsun. O da uğurlu gelir size inşallah. Ben uğura pek inanmıyorum ama yine de teşekkür ederim. İnşallah sizin dediğiniz gibi olur. Biz birkaç defa size ulaşmaya çalıştık ama olmadı. Bu işleyişle ilgili birkaç bir şey soracaktım. Ama hallettik sonunda. Kendime göre bir düzen kurdum ben de. Güzel. Kendine ait bir hayatın olmasına sevindim. En azından bir yerlerde yaşıyor olmana sevindim. Ne de olsa o kadar hukukumuz var evlat. Benimse anlatacak tuhaf bir hikayem var artık. Tuhaf, inanması güç ama gerçek. Gerçek dediğin nedir ki bir yanılsamadan başka?